Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim. Bu internet muhabbetlerinden ötürü. Ben bir gün kafayı yiyeceğim. Aşırı sinirlendim ya. Yani ne kadar güzel eğleniyorduk, değil mi? Bir anda böyle modumuz şey falan. Ya Allah'ım, vallahi billahi kafayı yedirtecekler bana bu internet mevzuları. Ben söylüyorum, bizim aile internet büyüsü yapılmış. Yani biz nereye taşınırsak taşınalım yok yani. İnternet gidiyor. Kamera mı patladı yazmışsın su. Yok, kamera patlamadı. Bir anda internetiniz yok. Zınk dedi, kapat falan, çık yazdı. Çıka bastım, bitti. Ekran muhtemelen siyah falan kaldı, değil mi, bir süre? Müşteri hizmetleriyle kavga değil artık, kaos. Ya buradan sesleniyorum. Bakın, yayınlarımız falan filan, videolarımız var. Herhangi bir internet sağlayıcısı, yani benim internetim kesilmez diyen herhangi bir baba yiğit varsa gelsin şuraya bağlasın. Yani sponsor olsun da demiyorum yani. Ben parasını da ödeyeceğim. Sadece kaliteli hizmet almak istiyorum ya. İnanılmaz ya. Vallahi billahi. Durduk yere gece gece gerdi beni, farkındaysanız yani. Farkındasınız ya. Ateş bastı. Kamerayı tereyağın yanına koymadım ya. Çık artık. Biraz sakinleşmem lazım. İyi misin? Sakin miyiz? Tamam. Bir papatya çayı alalım. Papatya çayı değil, papatya tarlasına ihtiyacım olduğunu ben her seferinde söylüyorum. Ve sinirleniyorum, sonra tatlı yiyorum. Sonra 100 kilo olacağım yakında. Konser çok güzeldi. Bir de bu sakallı adam falan derken gitti. Çıldırdım yani. Gerildi yine bizi zorbalayacak. Su de sus ya. Yok yok. Ya yerim kızarken bilet tatlı. Bilet mi? Ya yerim kızarken bile bilet ayarlasana abi bana çok. Eksime benzedin, sinirim bozuldurduk yere. Günde hiç yoksa 20 tane mesaj alıyorum. Eksime benziyorsun, eksime benziyorsun. Seni takip etmiyorum, eksime benziyorsun. Bu arada Naz 10 üyelik daha hediye etmiş. Teşekkürler Naz. Bu nedir ya? Nasıl yine şey ya? Aşırı hızlı. Chat. Bilet fiyatları ne kadar bilmiyorum kardeşim. Hiçbir fikrim yok. Biz de Yunanistan'a bağlanıyor. Eda, ne kadar güzel bir dert bu ya. Ege'de yaşıyorsun anladığım kadarıyla. Donma şakası yapıyorsun sanmıştık ya. Keşke öyle olsa. Ana, hediye geldi. Yani sinirlenenlerde bu. Artık herkes çok sinirlenmiyor mu ya? Yani benim mesela günlük hayatta tahammülüm çok az yani. Böyle en ufak şeye sinirleniyorum. Bir de yayın açtım. Burada mail falan okuyorum saçma sapan. YouTube kanalınız canlı yayında. Yayın devam. Çıldırttı ya. Bir önceki videonun başlığına dur. Neydi adın? Naz. Seni şey. Naz üyelik dağıttı. Naz yargı dağıttı yazayım mı? Ya da dur ya. Şey falan da burada. Korhan falan dağıttı. Öyle olmaz da. Yine üyelik havada uçuştu yazarım. Sakalli adam çok güzel şarkı değil miydi ya? Bak durduk yere sonrasında gerilim. Şey yapamıyorum. Murz ne? Murz bana adını söyle artık ya. İnternet büyüsü. Şu an not alıyorum. Yarın bunun reels'ını çekeceğim. Alper Mantaşoğlu 5 Emrah'ın üyeliği hediye etti.
Korhan 10 Emre Aslan üyeliği hediye etti. Başladık yine. Hadi bakalım. Kesenize bereket. Chat yemyeşil oldu. Oğlum şeyde Belgrad ormanlarında bu kadar yeşillik yok. Murcun adı Merve abi. 40 kere söyledik. Tamam, ne kızıyorsun ya? Bıyık yazmış Kübra. Kübra bıyığın var mı sence? Bak sinirlenince böyle kafa oynar ya. Mesela bir şey deyin bana diyeceğim de nasıl diyeceksin ki? Emre, alacaklılar geldi. Alacaklılar gibi. Arif yayın açsın da ona da iyi olurum. Kardeşime güzel bir şim bilgisayar işbirliği çözüyoruz. Hemen yayın açacak sistemi kuruyor o da. Merak etmeyin. Siz Arif Güloğlu hesabına abone olabilirsiniz. Benim son videomda sabitledim yorumunu. Hem o yorumu da likeleyebilirsiniz. Kanalına abone de olabilirsiniz. O sırada da ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kendi abone sayıma bakacağım. Dün 135.000'di. Bugün 138.974. Chatte ben neden mesaj atamıyorum? Ben niye yazamıyorum ya? Diyen varsa abone olmadığı içindir arkadaşlar. Girip benim kanalıma abone olabilir. Hatta arkadaşlarına gönderebilir. Onlar da bizde gelsin, eğlensin. Bir köşede otursunlar. Gibi gibi gibi. Cenan'ı da insan içine çıkart ya. Çok çabaladım da Cenan da işe yaramıyor ya. Emre Matara linki. Ha şeyi not alıyordum. Dur bakayım notlar. Yarın bunun shortsunu çekeceğim. İnternet büyüsü video. Aa 979 oldu. 5 kişi daha geldi arkadaşlar. Teşekkürler. Boş geldiğiniz yayınları geri gelir mi? Gelir. Geldi işte, boş geldiniz. Bomboş konuştuğumuz yayınlar değil mi zaten? Evet. Çok hızlı akıyor chat ya. Acaba arkadan çok korkunç görünüyordu. Ayna, evet. Ayna var. Aynalarda gördümsün, ağladım, güldümsün. Aynalarda gördümsün, çözemezler, kördümsün sen. Sen neden bu kadar tatlısın? Erkan Çetin. Erkancığım. Sağ ol, sen de tatlısındır. Herkes hızlı hızlı yazıyor. Evet ya. Bu kadar yeşillik biraz fazla. O ışık çok bir şey fark etmiyor gibi. Kapat istersen. Hayır. Bak şimdi arkadan. Bunlar ambiyanslı. Bak perdeye bak. Zınk. Gördün mü? Bak yüzüme. Bak odaya nasıl aydınlatıyor. Gördün mü? Evet. Abi dolabın kapağı durduk yere açsan abi. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. İyi geceler yazmış biri. Teşekkürler sana da, iyi geceler. Chat aşırı hızlı akıyor şu anda. Neden böyle? Çok kişi de yok ya. Abi Acun Ilıcalı'ya benziyorsun. Sağ ol kardeşim. Sen de Metin Şentürk'e benziyorsun. Sağ ol. Bu arada Metin Şentürk'ün de doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi kullanmadım. Bu yavaş mod nereden yapılıyor? Yapılmıyor değil mi? Yok. Kalp 100 attım kendime. Dur selam yazayım chat'e. Selam. Ben bomboş. Emre susma söyle. Susma söyle o mu yoksa susma sence yalnız o mu? Dil böyle diştiri açık zaten şu an. O arkadaşlar bu chatle var ya sohbet etme ihtimalimiz sıfır.
Alper, müdür grubuna hoş geldin. Reklam çekimin nasıl geçti? Arkadaşlar, güzel bir markayla güzel bir işbirliği yaptık ve 6 ay boyunca da birkaç tane daha işbirliği video göreceksiniz. Çok güzel geçti, keyifliydi. Bugün story attığım yer oydu. Bu arada abonem kaç olmuş ona hemen bakacağım. Çünkü benim için çok önemli, bu kadar emek veriyoruz. 30 bin liraya kamera aldık arkadaşlar, hadi. Lütfen. 989 olmuş. Çok yavaş ya. Daha ne olsun be. Son 50 bin artmış 2 ayda. Kamera parasını çıkaralım. Güzel bak, bunlar hep mantıklı şeyler işte. Abi bir Emre Aslan esprisi gelir mi? Ne alaka ya? Emre Aslan ne zaman şaka yaptığını gördünüz? Ben bugüne kadar hiç şaka yapmadım. Hep ciddiydim. Oğlum yayına ne oldu? Ne oldu? Chat'e diyorsun değil mi? Abi interneti değiştir. Gerçek adım Uğur Emre Aslan değil. Kimliğimde Uğur yazmıyor benim. Öyle bir şey yok. Bir şey olmadı, sakin değil mi? Reklam çok iyiydi ya. Yalan konuşma ya. Nerede reklam? Yayınlanmadı ki daha. Bugün çekildi. Daha kurgusu yapılmadı. Sıcak şarap ne zaman söyleyeceksin? Pardon. Biz buraya 476 tane kırmızı şey alabilir miyim? Sıcak şarap. Sağ ol. Söyledim, gelir birazdan. Ya bu... Yine garç kurç ötüyor. Hamza... Abi ben bugün skeç yaptım yazmış yine. Hamza rahat bırak beni artık. Didem patron grubuna hoş geldi. Patron. Gacır da gucur. Emre yarın 7.30'da kalkmam gerekiyor. Hep kaçırdım son yayınları ya. Bunu da izleyemeyeceğim yine. İyi geceler chat ve Emre. Berencim iyi geceler kardeşim. Görüşürüz. Garç kurç değil, gacır gucur. Tamam. Skor tahmini veremeyeceğim ama ben Beşiktaş'ın yarın kazanacağını düşünüyorum. Emre geceleri espri yapma sen. Eda buna sen karar veremezsin. Uza. Emre abi dümenci misin? Sensin dümenci. Devam et. Ha, konu dümen oldu mu hepiniz kaptansınız. Yürü lan. Emre, Arif Açık Mutfak serisini sizlerle göreceğim için çok heyecanlıyım. Bakalım inşallah çekebilirsek. Arif gelirse çekeceğiz. İlk defa konuşamadım. İlk defa bir yayını canlı istiyorum sonunda ya. İzliyorsundur, istemiyorsundur. Bıyık bıraksan artık. Ne yapayım? Bıyığım bu kadar. Bu kadar şu anda. Emre, muhteşem kişiliğinle sana hayranım, yüzün hep gülsün canım. Teşekkür ederim Yağmur ya. İlk defa yayında oyun oynamayan birisi var ve ben izlemekten keyif alıyorum. Oyun burada açıp counter mı oynayacağım şey gibi? Yapamam ki. Zorbalama beni, sus. Eda hadi! Sus! Şu an yeni gelenler diyor ne oluyor falan. Bizim arkadaşlar. Sevgi dilimiz bu. Yeter artık, gıcırdama ya. Emre gece 1.18'de yine modundasın. Lan BMW 1.18'lere var ya, dibim düşüyordu eskiden. 1.20 dizel falan filan. Ve 50 bin liraydı ve şey yapıyorduk. Oha lan 50 bin lira falan diyorduk. Kamera aldık 30 bin liraya. Evet. Emre bugün tatlı yok mu? Yok tabii ki. Bitti bile çünkü. İskender videosu. Oo, Nisan. Baba sen misin Nisan'ın? Profilinden çık ya. Elin üstündeki yazıyı merak ettim de ne yazıyor? Sorsam sorun olur mu? Olur, sorun olur. Sorma. Ne yazıyor biliyor musun? Abone olup like atmayı unutmayın. Yazıyor. Arif abi ne zaman uzun video atacak? Bilmiyorum, bunu Arif'e sor. Abi kızma, sizi düşündüm. Amzacığım teşekkür ederiz. Sağ ol King'im.
Boş para vermişsin, kamera çekmiyor. Tamam, seni şimdi engelliyorum. Bundan sonra benim bu kamerayla çektiğim videoları izleyemezsin. Yılmaz Erdoğan'ın role play'i vardı. Emre İskender video. Emre İskender videosu. Hocamı çok özledim bu arada ya. Geçen gittim İnci Taneleri setine, ziyaret ettim. Hayırlı olsun dedim, çıktım. Zorba olma kanka ol abi. Herkes kanka ya. Para toplayıp sana sandalye alacağız. Bu Elvan ablamın hediyesi. O yüzden veremem. Yoksa zaten ben sandalye de alabilirim. Param mı yok? Yok, çünkü kameraya 30 bin lira. Dilber evin barkın tok mu? Toklar sağ ol. Yeni yemişler. Emre Kehribar tespihi ne oldu ya? Bizi dolandırdılar. Kehribar tozu galiba. Kehribar bu değil bu arada. Başka bu bildiğim plastik. Çok güzel hareketler. Sanat ekibinden çaldım bunu bir skeçle oynadıktan sonra. O kehribar tespih yapılırken, kehribarın o aşınırken içinden bir yani toz çıkıyormuş. Talaş gibi düşün. Tahta kesersin, talaş çıkar ya. Bize de o tozları sıkıştırıp kehribar tespih diye ucuza satıyorlarmış. Bize onu pahalıya sattılar. Ama Diyarbakır'a bir daha gideceğiz. Havalimanında yerini de biliyorum. Abiye götüreceğim. Diyeceğim ki abi bu tespih, sana verdiğim parayı ver bana. Devam. Yorganla sandalyeye nasıl oturuyorsun? Sırtına yaslıyorum ya. Hem bu metal soğuk oluyor hem de yumuşak oluyor da aşağı düştü yorganım. Herkes yeşil doğru. Emre evin barkın yok mu? Hep aklımda oluyorsun sağ ol. Tişört yaptırdım. Arjenem yazılı nereye gönderebilirim acaba? Kardeşim önce sen şu kullanıcı adını değiştir artık hadi. Arjenem yazılı tişört yaptırdıysan sen giy, bize fotoğraf at, teşekkür ederiz kardeşim. Yani düşünsene kendi adımızın baş harfleri olan bir tişört zaten giymeyiz günlük hayatımızda. Ama gönderirsen de BKM'nin güvenliğine gönderirsin. Beşiktaş Kültür Merkezi'ne. Onlar bize ulaştırır zaten. Emre artık kahve içemezsin. Tek böbrekli insanlar kahve içemez. Kamera aldım. Işın bu benim 3 sene önce mi 4 sene önce attığım TikTok videosu. Kırmızı bir Jordan sweatshirt hoodie'm vardı üstümde. Ak merkezin mi Zorlu'nun otoparkında böyle taç takıyorum. Kahve içemem falan çünkü işte çanta aldım bilmem ne para falan filan. O, eğer oradan hatırlıyorsan helal olsun. Daha 3 yaşındaydın o zaman. Efe demiş ki Yılmaz abi beni BKM'ye alır mısın? Roleplay cevapla. Emre selam, Tarık Mengücü'nün özel adamıyım. Başta selamını sonra da açık mutfakta şakşuka istediğimi iletmemi söyledi. Sevgiler. Tuğçe teşekkürler. Senin konuk olduğun bir gün şakşuka da yaparız inşallah. Şakşuka. Şakşuka. Emre herkese canım cicim diyorsun. Ben niye kardeşim? Nim. Oradan hatırlıyorum. Gözlük de vardı hatta maske de vardı. Işın sen ilk 5'e girdin şu an. Evet. Emre kime canım cicim dedi ki Nehir haklısın. Kimseye demedim. Arif'le uzun bir video gelir gelir merak etmeyin. Arif'i YouTube'a öyle bir monte edeceğim ki Arif çıkmak istemeyecek YouTube'dan. Ama işte sizin desteğinize ihtiyacım var. Açık mutfakta kebap istiyoruz. Ne oluyor? Herkes Ümmü Gülsüm. Ya da Nilanka mı demeliydi? Herkes kendi şeyine göre bir şeyler söylüyor. Arif kim? Zeynep güzel bir soru. Arif bizim sanayiden bir tane usta. Emre yine çok karizmatiksin. Hülya görmüyor musun? Elinde tesbih mesbih. Neyin karizması ya? Bu ev vallahi yine de sağ ol. Karizma demişken chat'in hızına bak böyle akıyor. Hep mi pozitifsin? Cidden merak ettim. Ben bir dönem hayatımın yani böyle hayatımın %99'undan bahsediyorum bir dönem derken.
son 6-7 aydır falan çok pozitif bir insanım. Bak yok 6-7 ay değil de 3 ay falan galiba. Yani o kadar negatif bir insandım ki. Hiç de bir şey anlatmayacağım. Böyle çok beklentiye soktum gibi de. Tuğba da YouTube'da aktif olsun. Ya ben ne yapayım insanlar için? Ben Mehmet Ali YouTube muyum ben ya? Olsun. Emre, gün geçtikçe daha çok yakışıklı mı oluyorsun? Ben mi abartıyorum? Sen abartıyorsun. Ben hiç kendimi beğenmiyorum şu aralar. Tabii biz yeni gelmedik, geri geldik demişsin. Bir skeç adı yazmışsın. Burada söylendi. Artık ışın tamam yeter. Delirttin. Emre, beni zorbalar mısın? Günlük dozumu alayım. Genolima ya. Of, hadi be. Hayata geliş amacın insanları YouTube'a yöneltmek, bilmiyor musun? Ya ben biliyorum da YouTube'da bilse de para ödese keşke bana bunun için. Emre'nin gergoluk şaka mı? Gergo ne ya? Gergedan şey gibi. Emre, bu arada dersle alakalı anını ben sordum. Her yere atıp sordum. Küfür edeceksin diye o kadar tedirgin oldum ki. Emre, dersle alakalı anını gibi. Emre içinden geldiği şekilde davranıyor. Aynen öyle. Gecenin 1.30'unda 500 kişi burada işte, muhabbet ediyoruz işte, sohbet ne. Beni de zorbala. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar yapmayın. Elindeki dövme nedir? QR kod. Okutunca YouTube abone ol şeyi çıkıyor. Son videom çıkıyor. Onu lütfen. Arkadaşlar peki burada bu kadar kalabalığız. Hadi ya şu son videoya girelim de bir şeyler yapalım. Hadi yorum falan atalım. Bir şey yapalım. 658 yorum var. 1000 yorum yapamaz mıyız ya bugün böyle? Güzel yorum, 1000 yorum. HES kodu var. Ne yazalım abi? Lan ne bileyim ben yani. İşte izlediyseniz ki izlediniz. Şakalarla alakalı bir şeyler yazabiliriz. Resmen yorum şey yapıyorum ya. Sipariş veriyorum. Zorbalaman bile bağımlılık yapıyor. Görüyor musun? Habibe. Teşekkürler. 1000 yorum yaparsak ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Teşekkür edeceğim. Ters gibisin bugün. Ayşe yok yok. Bu bizim dilimiz yani böyle. Bizi ters görenler kendileri düz mü, ona emin olsunlar. Emre abi, Arif abiyle ilk tanışmanız nasıl? O nasıl sorular bunlar? Aynı ekip dedik. Merhaba kardeşim, ben Emre dedim. Merhaba kardeşim, ben Arif dedi. Tanıştık. Emre nasılsın? Belki kimse sormamıştı bugün sana. Işın o kadar fazla sordular ki nasılsın, nasılsın, nasılsın. İyiyim. İnanılmaz fazla hızlı gidiyor. Bağcılar cross olmuş tespihler. Sana ne kardeşim? Uzat. Yok yok, tespih ben, tespih bağımlılık, bu bırakılmıyor biliyor musun? Bir kere dokunduğun zaman geçmiş olsun. Abi internet büyüsü bizim evde de var, az önce gitti. Güzel güzel, ben bunun şimdi reels'ını yapacağım. Zaten herkes birbirine yollayacak. Emre bugün zorbalık dozunu benle açınca canları çekti. Çok haklısın. Arkadaşlar bu arada 10 dakika falan oldu. Hala daha üyelik hediye edilmedi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü chat full yeşil şu anda. İsmimi değiştirmem için 8 gün beklemeliyim. Allah kusura bakma artık. Tamam tamam, olur. 8 gün sonra da olsa değiştir. Ceylin abi yatakta zıplasana. Mesajların beni çok yorduğu için kullanıcı geçici olarak engelli diyorum. Bir dakikalığını engelledim şu anda seni. Sus artık çünkü. Abi bugün fazla gerginsin sanki. Almina Başak. Hiç gergin değil mi? Almina çok sevdiğim bir isimdir bu arada. Ne oluyor ya? Yok oldum böyle. Aniden getir reklamı çıktı, korktum. Nereden çıktı ki getir reklamı? He, canlı yayında reklam.
Arkadaşlar getir reklamı falan yapsınlar, bırakın yapsınlar. Canlı yayında oluyormuş demek ki. Kameraya 30 bin lira verdim. Tekrar söylüyorum. Bunun parasının çıkması lazım. Şu an o getir reklamından ben ne kadar kazandım biliyor musunuz? 0,002 dolar falan. Yani kaç yapıyor düşün yani. 200 lira falan. Değil mi? Kur o kadar artmış. Gerçekten ama yani böyle 10 kuruş 15 kuruş falan kazandırıyor. Canlı yayından hiçbir şey kazanmıyorsun. Cemile abla bıyığını keserken ne hissettin? Abbas onun da videosu var bu arada sahnede. Size sesini dinletebilirim. İzletmem ama yani göstermiştim bir kere. Onu paylaşacağım Reels olarak. Shorts olarak. Cemile sahnede bıyığımı kesti. Nasıl? Bence çok izlenir. Tabii bulabilirsem. Buralarda hala bıyıklıyım. Heh. Bıyığı keseyim mi kesmeyeyim mi? Gel. Emin olamadım. Ne? Böyle. 139 bin abone olmuşuz bu arada. Cemilem yaptıysa haklı sebepleri vardır. Doğru. Cemilem. Cemo'yu da çok severim. Kankam. Arif'le eskiden aynı yer dedik. Yani onu da Ankara'da olduğu zamanlar. 5-6 yaşındayım. Daha ünlünün üyüsü bile yoktu o zamanlar. Ünlünün hangi üyüsü? Son üyüsü mü yoktu yoksa ilk? Kocam çok yakışıklı. Aa mı? Kocandan bize ne kardeş? En hızlı büyüyen kanal olma yolunda sağlam adım haliyle. Teşekkür ederiz inşallah bakalım. Emre babamın kanalından abone oldum. İçerik atarken dikkat et. Efe kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle. Naz gitti bana kaldınız. Artık engel var. Üyelik yok. Doğru yayınımızın bir tane ve tek moderatörü su için ufak bir alıcı. Herkes evinde bak bir tane bunu yapsa yeter. 100 bin abone özel video gelmez mi? Gelmedi ya. 100 bin abone özel işte son videomuzu yaptık. Emre Efe 35 yaşında. Eyvah eyvah. Efe korkutma. Ben 33. Evet. Kaç tane yorum var? 697 olmuş. Bakıyorum. Canlı yayından gelenler. Canlı yayından gelenler. Son canlı yayınıma yorum yapmışsın. Aysun. Son videodan bahsediyorum ben. Kapalı burger videosu. Bu arada kapalı burger de var ya. Efsanevi oldu ya. Arif Güloğlu'nun da hesabı orada sabitlerdi. Onu da abone olabilirsiniz. Darısı 1 milyon plaketine. Amin. 777 inşallah. Çok kısa sürede 1 milyon olsak ne kadar eğlenceli olur ya. Ama işte sadece açık mutfak konseptiyle de öyle bir şey zor. 30 bin liralık kameranın hatırına diğer hesaplarımdan da üşenmeyip abone oluyorum. Teşekkürler. Elif seni mesajını sabitledim. Sen dostumsun bundan sonra. Teşekkür ederim Elif'ciğim. Yayından geldim. Bu seri hiç bitmesin. İnci çok tatlı. Bu tarz videoların devamını bekliyorum. Bu seri bitmesin. Canlı yayındakiler buraya gelseydi 1000 yorum olmuştu. Doğru. Yapmadı. Gelmediler. O kadar üye var lan. O kadar üyelik dağıttı bu insanlar size. Hiçbiri gelmemiş. Yazıklar olsun. Babanızı görebilecek miyiz videolarda? Ceren, babamı ne yapacaksın ya? Babamı görüp. Babam sonra bakın arkadaşlar. Şu anda kendini ünlü hissediyor babam. Yapmayın. Ben Emre ben gittim yorum yaptım. Bulutcuğum teşekkür ederim.
698 yorum var zaten şu anda. Heh. Güzel. Açıkçası Zehra bak güzel yorum atmışsın. Açıkçası geçen videoda İnci tiramisu çok severim deyince tiramisu yaparsınız diye düşünmüştüm. Olsun bu da iyi. Bu arada tiramisu'yu doğru yazıp video'yu yanlış yazman beni aşırı şaşırttı. Bakalım yorumlara. Canlı yayındaki 400 kişiyi buraya davet ediyorum. Evet düşüyor çıktığınız için. Emre amca seni çok seviyorum. Oha! Bana amca, amca, amca dediler. Döndüm baktım resmen bana dediler. Emre'nin babası Metin Pılıs'tan sonra en güvenilir üçüncü ünlü. Doğru. 7 hesaptan aboneyim sana ya. Sen var ya. Kralsın. Yayınım bitsin yorumlara uçacağım. Hep kendiniz yapıyorsunuz. Hiç bize vermiyorsunuz. Haklısın bu arada doğru. Ne diyeyim ki hep kendimiz yaptık yedik ya. Emre ya şu büyüyü boz ya da büyü bozana kadar yayın açma. Cümlelerin asla bitmeden öteki konuya geçiyorsun. O ne demek ya? Emre bir gün açık mutfak bölümünü bir takipçinle yapsana. Çok güzel bir fikir mesela. Yapılabilir. Asıl doğum günüm geliyor ya. Doğum günümde güzel bir şey yapalım. Ne yapalım? 7 Mayıs doğum günüm. Geliyor dediğim de yani. Hadi bakalım 30 dakika olmuş. Neye 30 dakika olmuş? Yayın mı? Evet. Ben de 13 hesaptan aboneyim. Armart'tan. Evet yalanlar gelmeye başladı. Arkadaşlar Emre doğum gününde babana İskender yap. Denmiş. Yani babama ben doğum günümde neden bir şey yapayım ki? Babam bana bir şey yapması lazım. Mesela adı yeşil olanları da engelleyebiliyorsun ya çok iyi. 7 Mayıs. Emre Boğa burcu musun? Evet. Ecrin teşekkürler. Oh, chat yine çok hızlı ya. Çok yoruldum. Emre her yayın açtığında Instagram'dan bildir. Hayır. Hatta bilerek gece açıyorum ki ben az kişi olsun chat'tekilerle rahat konuşabileyim. Ya mesela burada gerizekalı insanlar var. Yine engelliyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya yapmaya başladığımdan beri şöyle bir şey fark ettim. Gerizekalı bitmiyor. Yani inanılmaz gerizekalı var. Hani bu arada hani buradaki 500 kişiden mesela 3 tane çıkıyor. Ama çıkıyor ya böyle oluyorum. Neden ya? Neden? Falan filan. Emre doğum gününde beni çağır. Ben şef olmak istiyorum. Sana yiyebileceğin en güzel pastayı yaparım. Hayır. Bitmez abim bitmez. Vallahi billahi. Mesela günlük hayatınızda da öyle değil mi? Mesela otobüste gidiyorsun. Bakıyorsun mesela soldaki adam gerizekalı gibi geliyor. Veya devam ediyorsun. İşte okuldasın. Kalkıyor çocuk hocaya bir şey soruyor. Diyorsun ki lan bu galiba gerizekalı. Sonra sen gidiyorsun. Bir şey yapıyorsun. Atıyorum. Kız arkadaşınla, erkek arkadaşınla buluşuyorsun. Çok sarılıyorsun böyle. Mutlusun falan. Başkası bakıp sana diyor ki bu gerizekalı. Teyzemden de abone oldum. Bizim var ya bütün sülalenizi buraya yığdınız. Teşekkürler.
baktım resmen bana dediler. Abi Perşembe günkü Dilber dansı çok iyi. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Baban kanal açıp oğluma İskender yapıyorum videosu çeksin. İnternet büyüsünden bahsediyorum. Bu arada kesiliyor bütün cümlelerin. Cümlelerim internet yüzünden kesilmiyor. Ben böyle bir anda konuşurken çok tatlısın yazmışsın. Sağ ol Mustafa diyorum mesela. Mustafa bana sen niye çok tatlısın yazıyorsun ya? Abi çok tatlısın. Abi eyvallah. Melis demiş ki annem seni çok komik buluyor abi. Teşekkür ederim. Ailemiz gitgide büyüyor. Bu doğru. Abonemiz 0.53'müş. 0.65'e yükselmiş. Aboneler de artıyor gittikçe ya. Ben anlamadım ki. Burnum tıkalı. Yılmaz Erdoğan roleplay hesabı beni güldürüyor ama okumak istemiyorum. İnternet büyüsünü bir şekilde bozalım. Bozarız ya. Rümeysa Köse demiş ki Emre abi senin sürekli Instagram Reels'larını izliyordum. Çok gülüyordum. Geçen gün ne oluyor ya izlerken altta açık mutfak videosu çıktı. Bir tıkladım. Dünden beri seni izliyorum sadece. İhtiyaç molası veriyorum. Rümeysa'cığım teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Abone olmayı da unutma ki yazabildiğine göre zaten abonesin. Aha mola san Ömer Paşam. Öyle bir şey yazılmış. Sahurda yayın açacak mısın abi? Sadece evet ya da hayır çok mu zor? Sahurda bakalım yayın açacağız inşallah vaktimiz olursa. Emre açık mutfağa Ceyda ve Fırat gelse çok iyi olur. Bence de çok iyi olur. Gelsinler. Onlara mesaj atın. Emre Aslan işte açık mutfak diye bir şey yapıyor. Ona konuk olsanız da falan deyin. Onlar gelsin. Öyle ilerliyormuş. Bana mesaj atsana. Merhaba konuk olmak. Bu arada biz tanıştık ve yani dünya tatlısı insanlar ya. İTÜ'nün ödül töreninde tanışmıştık. Baya baya tatlı insanlar. Ben çok seviyorum. Bu arada aboneyim de. Ne oluyor yani? Aşırı samimisin. Teşekkürler. Neyse koyuz işte ya. Ne olacağız ki başka? Sadece aboneler mi yazabiliyor? Evet. Oha tanışıyor musunuz? Evet tanışıyoruz. Tanışıyoruz yani. Cancık olmadığın senin. Hayır cancık değil. Canız biz. Emre gözlerin gitmiş. Bence o Nazlı yaklaşık 26 yıldır benim gözlerim böyle. Yorgunluktan. Ne oluyor ya kanalını basalım. Onlar basarsa yani yaşatmazlar biliyor musun? Onlar çok kalabalık. Dur bakayım kaç yorumları var. Ne oluyor ya kanalını inceledik. Hadi başlıkta bu. Ne oluyor ya kanalını inceledik. Ne oluyor ya. 5.6 milyon abone. Bir gün önce 786 bin izlenmiş. Vikinglerin mutluluk pastası efsane tarif. Oha mutfak videosu yapmışlar. Oha. Açık mutfak. Çalmışlar ya falan. Çok komik ya. Dide de bir süper hediye etmiş. Teşekkürler Dideciğim. Son videolara dur bakayım yorumlara. Basalım mı? Bakın 456 kişiyiz. Yani 400 kişi gittik. 2'şer 3'er yorum yaptık. 1000-1200 yorum yaptık. Döndük mesela. Vikinglerin mutluluk pastası efsane tarif. Ne oluyor ya'nın son videosu. Yemez değil mi? Basamayız mı? Abi yapma. Basalım. Bas de basalım reis. Gerçekten mi ya? Arkadaşlar bu çok zor bir karar şu anda. Kızarlar mı acaba? Bir de yani şimdi biz arkadaşlarımıza yapıyoruz. Hani Safa Yarip ha 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 gördün mü senin kanalını bastık diyebiliriz ama hani Ceyda ile Fırat
O kadar da arkadaş değiliz. Rahatsız olurlar mı acaba? Ne yapsak ki? Şu anda hiç bilemedim ya. Ağam olasan Ömer Paşam. Kızmazlar ya, basarız. Niye kızsınlar? 20 kişi gitti mi? Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu iş 20 kişiyle olmaz. Gideceksek hep beraber gideceğiz, basacağız, döneceğiz. Ne yazacağız? Bilmiyorum ki. Of ya. Ne yapsak? Aşırı kararsız kaldım. Ne? Türkler 500 bin Çinliyi 40 bin askerle yendi. Unutma abi. Oğlum Ceyda ile Fırat Çinli değil ki. Onlar da Türk. Ne yapacağız? İki dudağımın arasındasınız şu an. Evet, öyle yazmışsın. Basıyor muyuz? Arkadaşlar. Basıyoruz. Hadi. Ne oluyor ayağının? Vikinglerin mutluluk pastası, efsane tarif. Allah, tükürdüm mükürdüm konuşurken. 3100 yorumları var ya. En yeni Emre Aslan Açık Mutfak videosuna konuk olun. Emre Aslan'ın yayınından geldim. Emre Aslan çok güzel bir seri yapıyor Açık Mutfak adına. Sizi orada görmek isteriz. Çok eğlenceli olur. 3 yorum gelmiş bile. Şu an şey diyorlar. Emre Aslan kim yani? Of. Ne yapacağız? Arkadaşlar hadi. Beğenin onları diyor. Evet, bir de herkes chat'ten gelenleri de beğensin ki yükseltelim. Allah'ım çok zor şu anda. Emre Aslan tarafından basıldınız. Yapmayın, öyle de demeyin. Emre Can olduğunu söyledi. Heh. Mesela. Aynen öyle. Emre Aslan bir markadır. Da öyle değil işte. Biraz da arkadaşçılığa yaklaşın. Tek başıma mı gittim? Yok yok, şu an yayınlar geldi. Şey, yorumlar geldi. Emre Aslan'dan geldik. Güzel. Bak bunlar güzel yorumlar. Çok komik. Şu an mesela Ceyda ile Fırat, hani bildirimleri açık değildir mutlaka. Kapalıdır da. Hani bir ajanstakiler falan en azından. Yani ne oluyor falan demişlerdir. 3200 yorum oldu. Güzel. 100 yorum geldi bile. Ne oluyor ya? Bakın, aboneyim. Bu gece uyumamışam. Bu gece önce en yeni yorumlar diyeyim. Pastanın tarifi ne çok güzel görünüyor. Emre Aslan'ın Açık Mutfak. Can Emre Aslan'ın canlı yayınından geldik. Emre Aslan da sizi severek takip eden bir can. Arkadaşlar ya, şunu 3300 yorum yaptıktan sonra bence bırakalım. 500 kişiyiz, hallederiz. Oğlum bayağı 80-90 kişi çıktı yayından ha. Şimdi gerçekten ne oluyor ya demişlerdir. Ya bence aşırı tatlı bir çift zaten. Onun dışında ürettikleri içerikler de, yarattıkları o konseptler de çok güzel. Ne 80 abi, 123 kişi gitti. Hadi ya. Gece gece uğraştığımız şeye bak, o kadar haklısın ki. Ne oluyor ya, kanalını basmak saçma bir fikir miydi acaba? Ama bir şey söyleyeyim. Bir eğlenceli de değil mi yani, böyle bir tane kılıç tutan küçük peluş oyuncak var ya, onun gibiyiz şu an hani. 20 kişi bir donanma kurduk.
Emre Aslan'ın videosundan geldik, sizi de bekleriz. Gece gece uğramak istedik Emre Aslan'la. Emre'nin canlı yayınına geldik hep beraber, sevdiğimizi belirtmek istedik. Evet, bunu sizin kanala basarak yapıyoruz. Çok iyisiniz. Çok komik ya. Emre abi gönderdi. Ulan öyle de demeseydin ya. Bakayım 3300 oldu mu yorumlar. O olmuş. Dursak mı artık? Ne diyorsunuz? Keşke düşük bütçeli talk show'a davet etseler seni. Bak mesela çok güzel olur. Çok eğleniriz. Çok iyi fikir bu arada. Düşük bütçeli talk show. Benim de bir fikrim var. Benzer bir fikir ama tabii konsepti daha başka. Abi eskiden yaptığım bir spor var mıydı? Zeynep, ben öküz gibi yüzüyordum eskiden. Onu söyleyebilirim. Çok güzel hareketlerin gözde oyuncularından Emre Aslan'ın kanalında sizleri de görmek isteriz. Hani Emre Aslan kim demesinler diye. Şu an Google'a Emre Aslan yazıyorlar. Çok komik. Ceyda ile kötü espri kapıştırın. Ceyda yener. Her türlü yener. Ben uzun süredir izliyorum. Pandemiden beri izliyorum. Ceyda bu işin ustası. İlla biliyorlardır be. Tanıştık tabii ki de, yani öyle bilmeme ihtimalleri de var canım. Niye? Nereden bilsinler? Acun Ilıcalı mıyım ben? Ad soyad olarak bilim. Yani çok güzel hareketler. Emre falan belki. Bilemedim. Emniyet güçleri kapıya dayanacak şimdi. Hayır. Tuğçe, mevzu çıkar, olay büyürse kavgayı da çağır, dayağı da bölüşürüz Emre. Tuğçe sen korkutmaya başladın beni, saçmalama. O zaman klasik yorum, biz hapşıralım Emre Aslan çok yaşasın. Bu nasıl bir şeydir be? Arkadaşlar bence tamam ya, ne diyorsunuz? 3300 kaç yorum acaba? 3400'e yakınsak acaba, 3400 yapıp bitirsek mi? Hani 300 yorum geldik, attık gittik gibi. Arif'in short videosuna yapalım. Şok olsun gece gece. Arif'in hesabını bulabiliyor musunuz? Benim son videomda sabitlerde var. Onun da, ona da basarız şeyini. Son videosuna. Çok saçma. Mesela Ceyda ile Fırat şu an açıp canlı yayını, hani nerede ne demiş ya bu çocuk falan, açıp baksalar ben aralarda şey söylüyorum. Bu gece uyumamışam diyorum. Senin etiketinden buluyorum. Arif'i bekletelim. Arif'in ilk uzun videosunu acayip basacağız. Yarın Ceyda abla ve Fırat abinin storiesine Emre Aslan. Abi parti kur, oy verelim. Yok. Ne oluyor ya ile sıra gecesi vlog. Ceyda'nın kötü esprileri ve Emre'nin zorbalamalarıyla güzel bir video gelir mi Fırat, lütfen? Emre de zorbalayan adam olarak kaldı. Tam 3400 yorum oldu. Artık insanlara rahatsızlık vermeyelim. Ne olur, ter içinde kaldım. Biz daha tanıdığımız insanlara şey yaparız. Ya da ne yapalım biliyor musunuz mesela bir sonrakinde? Diyorum YouTube'da araştıralım böyle. Mesela 200 izlenmiş YouTube videosu ya da işte 180 izlenmiş YouTube videosuna girip dağıtalım, ortalığı çıkalım. Gece gece sapan saçma şeyler yapıyoruz. Sapan saçma. Bu kanalın bir dili de oluşmaya başladı. Mükemmel. Hadi arkadaşlar, gece kaç oldu? Saat 2 oldu. Yayın 50 dakika oldu falan. Oo.
Yaklaşık 2 saattir mi? Yok. Tabii. 1,5 saattir yayındayız. 12.30'da mı açtık biz yayını? Aynen. 1,5 saat yayın bence gayet yeterli. Güzel bir video oldu. Şey, güzel bir canlı yayın oldu. Teşekkür ederiz. Abone olmayanları abone ol tuşuna basmaya davet ediyorum. YouTube'da yeniyiz. 2014'te açmışım ben kanalı. Bir 2014 başında kullandım. Bir de şimdi kullanıyorum. Kısa sürede 4-5 içerik çektik. Canlı yayınlar açıyoruz. Eğer siz de abone olursanız ve canlı yayınlara katılırsanız, videoları izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Ayrıca Instagram hesabımdan da bir anket yap falan, alakasız bir şeyler anlatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz ve bir sürü süper alan, işte hediye gönderen, üyelik dağıtan herkese de çok teşekkür ederiz. İyi geceler.